Selim. Aslı ne yapıyorsun? Allah'ım çok şükür. Canım ne yapıyorsun? Aslı'cım. Şeref abla. Allah'ım çok şükür. Çok şükür bir şey olmadı. İyisin değil mi? Tamam. Tamam canım geçti. Korkma. Korkma hiçbir şey olmadı bak. Kime bakacaktım ben? Minik kuşlara. Nasıl? Aslı ama bu çok tehlikeli. Neden hiç kimseye bir şey söylemedin? Bana söyleseydin. Söyledim. Canım ama sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Asya! Aslıcığım ne oldu sana? Niye ağlıyorsun bir tane? Ben düşüyordum kuşlara bakarken. Nereden? Buradan mı? İyi misin? İyiyim. Çok şükür. Şey abla. Tamam. Tamam, tamam canım. Geçti. Geçti merak etme bak. Hiçbir şey yok. Siz burada değil miydiniz? Buradaydım aslında. Susadım, su içmek için içeri girdim ama... Hepsi benim suçum. Çok üzgünüm. Aslı'yı asla yalnız bırakmamalıydım. Aslı'ya bir şey olsaydı... Ay, düşünemiyorum bile. Vicdan azabından ölürdüm. Ay, çok şükür hiçbir şey olmadı. Ayşe Hanım da çok korkacak duyunca. Yani eğer haberi olursa. Belki de beni... Tamam. Sonuçta Asya iyi. Ama önemli olan bundan sonra çok dikkatli olmak. Bundan sonra bir saniye bile gözüm üstüne ayırmam. Asya'cığım hadi gel canım. Gel biz içeri gidelim. Halacığım ne diyorum biliyor musun? Böyle sadece yemekleri değil. Böyle sofraya pastalar, kurabiyeler falan da koyalım. Böyle mumlar, süslemeler. Ya romantik bir ortam oluşturalım. Ay pırlantam çok güzel düşündün. Ay tatlı çok iyi fikir. Böyle tatlı yesinler. Böyle evlilikleri tatlı tatlı sürsün ayol. E yemekleri Hediye abla hazırlar. Ya ben konuştum onunla ama biraz eksikler var kızım. O zaman biz bir liste yapalım. Can'a verelim. O alır her şeyi. Anneciğim. Ne oldu? İyi misin? Yüzün neden asık senin? Düşüyordum. Zehra ablam tuttu beni. Zehra? Ne oldu? Yok bir şey annesi. Aslıcığım hadi gel biz elimizi yüzümüzü yıkayalım. Gel. Asya'nın Zehra Hanım'la arası iyi. Evet, çok sever Zehra'yı. Ben Asya için bir etkinlik planı hazırladım. Bir kısmı evde, bir kısmı dışarıda. Bir kısmı sizinle birlikte, bir kısmı öğretmen öğrenci baş başa. Nasıl bir plan bu? Yazılı planı getireyim isterseniz, üzerinde konuşuruz, olur mu? Olur, konuşalım. Güveninizi boşa çıkarmamak için... Elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Hiç kuşkum yok. Asya sizinleyken gözüm arkada kalmaz. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Mis gibi kokuyorlar. Pes etmek yok Zehra. Her şeyi yoluna koyacaksın. Her şey. Alo Sabah, nasılsın canım? Vallahi iyiyim desem yalan olur. Aa, korkutma beni, ne oldu söyle. Korkulacak bir şey yok canım. İşle ilgili bir pürüz sadece. Birazdan halledeceğiz. Sen nasılsın? Fena değil. Ömer de iyidir inşallah. İyi galiba. Bana evlilik yıl dönümü için çiçek göndermiş. Vallahi mı? Çok sevindim. Hı hı. Bir de güzel bir not yazmış üstüne. Ay çok romantik.
Sizi ilk yan yana gördüğüm an birbiriniz için yaratılmış olduğunuzu anlamıştım zaten. Evet, çiçek gönderdi ama... Yani niyetini bilmiyorum ki. Niye gönderdiğini. Hiç mazeret duymak istemiyorum Zehra. O adam seni seviyor. Sen de onu. Gerisi teferruat. Neyse neyse. Sen meşgulsün herhalde. Sonra konuşalım o zaman. Tamam canım. Gelişmelerden haberdar et beni. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Nereden çıktı bu çiçekler? Bilmiyorsun yani. Kartta senin adın yazıyor. Ne olursa olsun seni hep seveceğim. Nefes aldığım sürece. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Gerçekten benim böyle bir şey yazacağımı mı düşündün? Aslında... Aslında sen de tahmin ettin benim yollamadığımı. Niye canımı yakmaya çalışıyorsun? Sen sadece hak ettiğini yaşıyorsun. Hatta çok daha azını. Azını, öyle mi? Peki ne olsun istiyorsun? Ölsem? Ölsem için rahat edecek mi? Öfken dinecek mi? Yeter. Daha fazla dinlemeyeceğim seni. Çiçekler. Tabii ya, Ayşe. İyi düşündün Hamiyet. Böylesi daha iyi olacak. Fırıncıya söyleriz, pidenin hamurunu ince tutar. Etli yemek isteyen etli yer, istemeyen peynirli. Bir de iyi pişerse, oh. Vallahi hamur kalın da olsa önemli değil Şükran. Sen o lezzetli harcını yaptıktan sonra oh mis mis. Yapmaz mıyım? Hem de özene bözene yaparım. Allah rızası için. Tatlıyı da geceden hazırlamak lazım. Dinlenmesi gerekir. Şuna bir bakayım. Bu olmuş. Hocayı buldunuz mu? Kim okuyacak? Ay Salim ayarlayabilse. Bizim caminin imamı çok güzel okuyor. Ay vallahi bilmiyorum. Salim konuşacağım demişti ama. İyi madem öyle. Hamiyet, bu tencere yeter mi? Ay yeter Şükran, yeter. Bak, pideler var. Fazla yaptıracağız onu da. Sarma var, salata var, tatlı da var. Yeter Şükran, yeter. Peki ne olsun istiyorsun? Ölsem? Ölsem için rahat edecek mi? Öfken dinecek mi?
söylediği lafa bak. Ölse rahat edecekmişim. Konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Birkaç saniye katlanabilirsen. Önemli. Nedir? Dinliyorum. Benim için bir şeyler yapman gerekiyor. Romantik, özel, güzel bir şeyler. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Belki küçük şık bir hediye ya da parfüm veya bir yemek mesela. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Herkes evlilik yıl dönümü için bir şeyler bekliyor. Çiçeklerden sonra da bir şey yapmazsan kesinlikle bir şeylerin ters gittiğini düşünecekler. Çiçekler sana bir hatırlatmaydı. Düşünürüm bir şeyler. Şimdi çıkabilir misin? Mümkünse. Merhaba. Ne haber Kerem? Geçmiş olsun. Duydum, çok üzüldüm. Çok sağ ol Koray. Ya durup dururken nereden çıktı bu mühür işi ya? Bilmiyoruz biz de. Bakalım, öğreneceğiz. Ne yapacaksın şimdi? Yani ne zaman, nasıl açılır ki bu mühür? Vallahi hiç bilmiyorum ki. Ya bak, ne diyeceğim. Bu ruhsat işleri falan hallolana kadar bizim atölyede çalışsana. İşlerini oradan yürütürsün. Öyle mi diyorsun? Olur mu ki? Ama size ayak bağı falan olursam? Ya yok, hiçbir şey olmaz. Hem zaten bizim tezgahımız ayrı. Yani sen de bir köşede çalışırsın işte. Akşamları da Şükran teyzeye giderim. Nereden çıktın? Niye şaşırdın ki? Dükkanıma geldim. Yani izin verirsen bu taraftan benim tarafa geçeceğim. Bir şeyler almam lazım. Pardon ya. Tabii, buyur geç. Ben hala yemek yemedim. Açsan birlikte yiyelim mi? Çok acım da Şükran teyze bekliyor yemeği. Bu gece orada kalacağım ya. Doğru. Atölye nasıl? İdare ediyorum işte.
Ha. Bu arada akşam beni soran oldu mu? Ha, yok olmadı. Yani gündüz birkaç kişi gelmişti. Onlara da atölyeyi tarif ettim. Evet. Biliyorum. Sağ ol. Bak. Ben yokken rakipsiz kaldığını sanma sakın. Gözüm üstünde. Senin yokluğunda portföyümü iki katına çıkaracağım, göreceksin. Bakalım ondan sonra benimle rekabet edebilecek misin? İki katına. Bak beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sevdiğin tosttan yaptım. Aç aç çalışma. Çay da taze. Gerek yok. Ben sana rahatsız etme demedim mi? Ama bir şeyler yemen lazım. O kadar çalışıyorsun. Kendini boşuna yoruyorsun. Ben sadece bir eş olarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Hepsi o kadar. Gibi oldu. Kolay gelsin abla. Sağ ol, hoş geldin Salim. Hoş bulduk abla. Hocayla konuştum, sorun yok. Yarın ikindi namazından sonra gelecek. Ay çok sevindim Salim. Kandil diye başkasına söz vermesinden endişelenmedim değil. Konu komşuya da haber verdik. Merak etme abla, sorun yok. Mis gibi kokuyor. Eline sağlık. Şükran'la birlikte yaptık. Sağ olsun erkenden pidenin içinde hazırlayacak. Fırına göndereceğiz. Ben Hilmi Usta ile konuştum. Zehra'yı da çağırsaydınız. O da yardım ederdi size. Ay Zehra'ya. Salim iyi ki hatırlattın. Ay bende akıl mı kaldı? Dalgınlıktan Zehra'yı aramayı unuttum. Neyse. Onu hemen arayıp haber vereyim. Hem Cevriye Hanım'ı da davet edelim. Tamam abla. Arasam mı? Hala konuşuyorlar ya. Nereden çıktı bu tip ya? Müşteriyle konuşuyordum. Şükran teyze diyeyim. Merak etme. Öyle nefis yemekler yapmış ki aklın durur. Yarın konuşuruz. Canlı konuşmuyormuş demek. Burada ne yapıyorum ki ya?
Yarın için bir şey düşündün mü? Hayır, düşünmedim. İyi de Ayşeler? Biliyorum ne olduğunu. Sen söyledin, bitti. Yeri seni ilgilendirmez. İyi, sen bilirsin. Ben sadece hatırlattım. Bir ara bir yerlere doğum gününü falan da yaz. Anlamadım. Başkalarının hatırlatmasına gerek kalmasın. Nasıl yani? Doğum günümü hatırlamıyor musun? Ben önemsiz şeyleri hatırlamam. Döndüğümde ışık kapalı olsun. Yatacağım. Gerçekten hatırlamıyorum. Odan senin olsun. Ben salonda okurum kitabı. Çok yorgun. Farkındayım. Bu tempoyla hasta olmandan korkuyorum. Ya ben iyiyim, merak etme. Sadece Asya'ya yeteri kadar vakit ayıramamak üzüyor beni. Aşkım, Asya için endişelenme. Keyfi yerinde mi? Evet, drama öğretmeni sağ olsun. İşe yaradı o zaman. Ya Nihat, ikisini bir arada görmen lazım. Aa, çok sevindim. Çok yetenekli, çok donanımlı bir kadın. İşin neyle ha? Kesinlikle. Ya öyle şeyleri anlattı ki ağzım açık kaldı. Deneyler, masal canlandırma. İyiymiş. Desene bizim fıstığın ayakları yerden kesilecek. Aa Nihat. Az kalsın unutuyordum. Yarın akşam dışarıdayız, haberin olsun. Neden? Çünkü abimlerin evlilik yıldönümü. Onlar için sürpriz hazırlıyoruz. Şöyle romantik bir akşam yemeği falan. Ha, ailemizin organizatörü iş başında demek. Ya demesene şöyle. Senin bu heyecanına bayılıyorum. Sen de. Hadi yatalım. Söyledin değil mi? Sırf canımı yakmak için öyle söyledin. Doğum günümü unuttuğun yok. Biliyorum, hepsi geçecek. Bana yine eskisi gibi bakacaksın. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Ben senin gönlünden geçen sözü çok net duyuyorum. Seviyorsun. Benim seni sevdiğim gibi. Aslında zaten bildiğim o sözü duymaya ihtiyacım yok benim. Ama istiyorum ki söyle. Söyle de dilinden dökülen öfkeyi değil, gönlünden geçen gerçekleri kendi kulaklarınla duy. O ses o kadar derinde ki
sandığından çok daha derinde. Günaydın. Günaydın abi. Hediye ablaya söyleyeyim mi? Sana kahvaltılık bir şeyler hazırlasın. Yok, gerek yok. Şirkete geçeceğim. Orada atıştırırım bir şeyler. Mutlaka ye ama. Benim adıma Zehra'ya çiçek göndermişsin. Teşekkürler. Her zamanki gibi çok ince düşünmüşsün. Benim için zevkti. Gerçi ben kızacağını düşünmüştüm ama. Ayşe'cim, neden kızayım? Karımı mutlu ettin. Aynı zamanda beni de. Ne bileyim, öyle haber vermedim ya. Ya yoğunluktan atlayabileceğini düşündüm. Evet Ayşe'cim. Bu aralar yoğunluktan kafam kaldıramıyorum. Biz çiçekle küçük bir giriş yaptık. Artık top sende. Karına güzel bir hediye düşünürsün artık. Haklıymış. Hepsi bekliyor. Ayşe'cim, ben çıkayım artık. Görüşürüz. Güle güle abi. Günaydın Ömer Bey. Bey mi? Kimse yokken bey de yok, efendim de yok. Konuşmadık mı bunu? Tamam Ömer abi. Ha şöyle. Az önce babamla konuştuk. Çok selamı var. Aleyküm selam. Ben de bir sesim duyayım Harun amcanın. Sağ ol ablacığım. Abimle konuştuk. Çiçekler için çok teşekkür etti. Çok memnun kalmış. Ay deme. Ay şahane, demek doğru yoldayız ha? Evet evet. Ya romantik yemek masasını görünce daha çok mutlu olacak. Hadi inşallah. Oh, ellerine sağlık. Uy, afiyet olsun pırlantam. Sakin olmalısın Müge. Sakin. En son yapman gerekeni en başta yapma. O konaktaki herkes sevmeli seni. Sana güvenmeli. Ya o kız almasaydı? Zehra mıydı neydi adı? Ondan sonra al başına belayı. Ona dikkat etmem lazım. Sustu ama. Sanki şüphelendi de. Neyse ki kurtardım durumu. Oscar'lık oyun çıkardım resmen. Aferin bana. Kolay gelsin. Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk. Şükrü, bu tabaklar yeter mi sence? Yeter yeter, fazlasıyla. Ay inşallah. Bileyim. Aşk olsun Hamiyet. Niye beni beklemiyorsun? Dur bakayım. Hem Canan nerede Allah aşkına? Tek başına indir bindir niye yapıyorsun? Ah Canan. Ah. İş oldu mu kaşla göz arasında yok oluver işte. Ay geldiler mi yoksa? Erken değil mi ayol? Yok yok, Koray'dır. Koray. Fırından pideleri getirecekti. Olmuş demek ki. Ben bakarım. Alo. Ne yapayım? İki saat bekletti. Ağaç etti Asma. Hiç sorma. Şş, var ya, buna iki canım cüzüm yapıyorum. Nasıl dibi düşüyor görmem lazım ben. Yok be, anlamıyor. Oğlum, salağın önde gideni zaten. Lan yok, ben bugün gibi meymenetsize bakar mıyım lan? Yok, hallem eder, kullem eder, bir şekilde ben savuştururum onu. Yok, bilmiyor paranın bu arada. Oğlum zaten bu küçük balık ya. Asıl büyük balık Zehra Kervancıoğlu. Ya, onu ben bir oldum mu, bir daha da sırtım yere gelmez. Tamam.
İşte bana haber vereceğim zaten sana, tamam. Hadi. Pes ettiğim yok sabah. Ama canımı acıtmak için elinden geleni yapıyor. Bir dakika, biri arıyor. Kiminle konuşuyor? Canım, sonra görüşelim mi? Ömer arıyor. Efendim? Akşam için bir yemek ayarlayacağım. Ayşe ve Cevriye Hanım'a hazırlık içinde olduğumu... Tabii sürpriz olduğu için de açık vermediğimi söyleyeceksin. Gerçi kime ne söylüyorsam... bir mutluluk oyunu uydurursun işte. Demek sürpriz yemek ayarlıyorsun. Numarada. Senin gözlerin niye bu kadar keskin? Seni daha iyi görebilmek için. Peki niye dişlerin o kadar sivri? Seni daha iyi yiyebilmek için. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Ben kırmızı başlıklı kız oldum anne. Öğretmenim de kurt. Aman Allah'ım, öyle mi? Hı. O zaman taze sıkılmış meyve suyu için mola vermeye ne dersiniz? Çok iyi olur. Değil mi Asya'cığım? Kırmızı başlıklı kızın kurtu yenmesi için güçlü olması lazım. Güçlü olmak için bol bol vitamin almak lazım. O zaman ben sizi baş başa bırakayım. Sen de meyve suyu ister misin? Sen bebeğini çok mu seviyorsun? Onun adı Zeliş. Demek Zeliş'i çok seviyorsun. Evet. Annem doğum günümde verdi. Senin için çok özel yani. Evet. Ver bakayım şunu bana. Öğretmenim yapma Zeliş. Biliyorum canım, çok üzülüyorsun. Ama bunu senin iyiliğin için yaptım tatlım. Sevdiklerimizin her zaman yanımızda olmayacağını öğrenmen lazım. Yani ansızın çekip gidebilirler. Zeliş gibi. Anneciğim. Kuzum ne oldu, neden ağlıyorsun? Seçim ne oldu bir tane? Her şey yalanmış. Kandırmış beni. Dolandırıcının tekiymiş, adi herif. Zehra haklıymış. Buna iki canım yüzüm yapıyorum. Nasıl dibi düşüyor görmen lazım ha. Yok be, anlamıyor. Oğlum salağın önde gideni zaten. Lan yok, ben bugün gibi meymenet size bakar mıyım lan? Ama bu iki ay böyle bitmeyecek Çetin Efendi. Bana yaptıklarını fitil fitil burnundan getirmezsen ben de Canan değilim. Asya bebeğin kafasını aniden koparınca neye uğradığımı şaşırdım. Yani tamam, bir sorun olduğunu biliyorum ama itiraf etmeliyim, bu kadar derin olduğunu anlamamıştım. Demek
derin diyorsunuz. O Asya'nın en sevdiği bebeğiydi. Ya neden böyle bir şey yaptı ben anlamadım. Edindiğim ilk izlenime göre Asya biraz şiddete eğilimli. Bu olay da izlenimimi doğruluyor açıkçası. Ama benim kızım sevgi dolu bir çocuktur. Bu çok ürkütücü. Keşke sadece bu olsa. Asya yalan da söylüyor. Şiddet eğilimi ve yalan bir araya geldiğinde... Ben inanamıyorum. İyi de neden? İlk çekmek istiyor. Öyle diyelim. Yani nedenlerden biri bu. Belki de ben farkında olmadan ihmal ettim kızımı. Siz hiç üzülmeyin. Bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Sadece biraz sabra ve zamana ihtiyacımız var. Müge Hanım, çok teşekkürler. Siz olmasaydınız ben bunun altından tek başıma kalkamazdım. Ben mutfaktayım Ayşe'cim. Gel bakalım Asya'cığım. Şimdi annenden sana hediye aldığı bebeğin kafasını kopardığın için özür dilemeni istiyorum. Özür dilemeyeceğim. Çünkü Zeliş'in kafasını ben kopartmadım. Tamam canım. Hepsi geçecek. Bak ben buradayım. Annem burada. Yalnız değilsin, tamam mı? Annem, Zeliş'in kafasını ben kopartmadım. O koparttı. Tamam canım. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Allah hoş kabul geldiniz. Etsin. Sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah kabul etsin. Amin, sağ olun. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz, sağ olun. Allah kabul etsin. Sağ ol canım, hoş geldiniz, buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evladı yelden geçerek ravzana geldim. Evladı yelden geçerek ravzana geldim. Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim. Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana
hayran diye sevdim. Kurbanın olam Şah-ı Rusul, kovma kapından. Kurbanın olam Şah-ı Rusul, kovma kapından. Didarına müştak ulu Yezid'an diye sevdim. Didarına müştak ulu Yezid'an diye sevdim. Ah canımın içisin yavrum. Dünyadan göç ediyorum. Vadem geldi gidiyorum. Seni ben terk ediyorum. Aman yavrum Kur'an oku, kabrimde olmasın korku. Aman yavrum bana cennet sayende Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, aşkıyla gözlerimizi bir karar eden, istediğini istediğine veren, istediği zamanda istediğinden alma kudretinin yegane sahibi olan ulu Allah'ımız. Ya Rabbi, şu mübarek Mevlid kandili gecesinde ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin-i Şerifi, Mevlid-i Şerifi, ilahileri, kasideleri, arasında getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri dergahında kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ecir ve de sevabı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhuna gönderiyoruz ikram eyle. Amin. Bizleri okutan, büyüten, yetiştiren anne ve babalarımızın, öğretmen ve hocalarımızın da ruhlarına gönderiyoruz kısmetdar eyle ya Rabbi. Amin. Din için, vatan için, bayrak için, mukaddesat için şehit düşmüş aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını da ruhlarına gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Duamıza el açıp amin diyen bu aziz kardeşlerimizin geçmişlerinde ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Evlerimizdeki huzurumuzu daim eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Cümlemizi görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Rızıklarımızı helalinden bol eyle. Sofralarımızı bereketli eyle. Ya Rabbi, ülkemizi görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Deprem felaketinden, sel felaketinden, yangın afetinden ya Rabbi ülkemizi lütfunla muhafaza eyle. Birlik dirlik kardeşliğimizi daim eyle. Ya Rabbi, bu vesileyle dualarımızı kabul eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı setreyle. Kalplerimizi karartma ya Rabbi. Ruhlarımızı bunaltma ya Rabbi. Dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ordularımızın, yavrularımızın, vatanımızın, milletimizin sıhhat ve selameti için bu Mevlid kandili vesilesiyle yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizin kabulü için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah'ım, ne olur beni Ömer'den ayırma. Yine eskisi gibi olalım. Bir saat diye çıktım. Eve dönmem lazım. Halacığım, sen otursaydın misafirlere ayıp olmasın, biz hallederiz. Ayıp olmaz yavrum. Servisimizi yaptıktan sonra tekrar otururuz. Zehra kızım,
Sen al bunları, önce hocalardan başla. Şimdi namaz vakti. Gitmek isterler, gitmeden yedirelim. Tamam Şükran teyze. Hamiyet, Canan nerede? O da içecek servislerini yapsaydı, ayran, çay, şerbet. Tamam Şükran, şimdi gönderirim. Ağzımıza sağlık. Allah sizden razı olsun. Eyvallah, teşekkür ederiz. Kandiliniz mübarek olsun. Haneniz bereketli olsun inşallah. Amin. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Hey yavrum hey. Saray yavrusuna gel. Ulan bizim ev bunun yanında anca tavuk kümesi olur ha. Ah ulan dünya. Ulan adaletin bu mu be? Zat-ı şahanelerine. Şimdi selamsız sabahsız. Ayıp olur. Hediyeciğim, rostoyu fırına koydun mu? Tabii tabii. Uzun sürer onun pişmesi. Ben şimdi perde pilavına başlıyorum. Oo, ay tatlıları önceden yapmamız ne güzel oldu değil mi? Böyle dinlenir çekişir ayol. Gerçekten Cevriyem, ay, aklınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olasın Sunamlam. Tam düşündüğüm gibi. Akşama hazırlanıyorlar. Akşama ziyafet mi var? Yani. Ha, siz yıl dönümü için hazırlık yapıyorsunuz. Hani madem anladın. Ay Sudan'dan biz böyle düşündük, taşındık, size romantik bir akşam yemeği hazırlayalım dedik. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz ama... Ama ben baş başa değil de hep birlikte kutlayalım istiyorum. Olur mu hiç öyle şey Zehra'cığım? Bu sizin yıl dönümünüz. Olur. Hem de çok güzel olur. Hem siz olmazsanız kutlama eksik kalır. Biz aile değil miyiz? Lütfen hep birlikte olursak gerçekten çok mutlu olurum. Hadi ama kırmayın beni. Öyle diyorsan. Kesinlikle öyle diyorum. Evet, ne yapıyoruz? Yok artık, böyle özel bir günde mutfağa mı gireceksin? Hem de zevkle. Evet, ben şimdi ne yapayım? Soğanları doğrayayım o zaman. Aa, o kadar da uzun boylu değil. Ben doğrarım. Ya yıl dönümünde kokarca gibi mi gezmek istiyorsun? Nereden çıktı yine bu tipsiz? Selam. Nasılsın? Ben Sabah ablaya bakmıştım ama.
Sabah ablaya mı? Evet. Yok mu? Hediyeciğim, eksik yedik bir şey kalmadı değil mi? Hiç merak etmeyin Cevriye Hanım. Hepsini kontrol ettim. Ya her şey tamam tamam da abim eksik. Nerede kaldı acaba? Selin'i de aradım, çıktı dedi. Hayatım merak etme, gelir birazdan. Gelir gelir de. Neyse. Gecikirse alırız ifadesini değil mi Zehra? Nihayet. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Şık giyinmen iyi olmuş. Sana bir sürprizim var. Eğer izniniz olursa biz dışarı çıkacaktık. Sürpriz mi? Çok teşekkür ederim ama Ayşeler bütün gün hazırlık yaptılar. Yani ben de ailece kutlarsak daha iyi olur diye düşündüm. Öyle mi? Hı. Eğer sence de uygunsa dışarı çıkmasak olur mu? Ya biz bütün gün hazırlandık. En çok da Ayşe yoruldu. Olur. Olur tabii. Siz öyle uygun gördüyseniz. O zaman en azından hediyeni vermeme izin ver. Müsaadenle.